oğlum Ali, nereye böyle koştura koştura? Eğitime gidiyorum Mustafa amca. Eğitim eğitim. Gel burada şeker sat daha iyi. Merhaba, iyi günler. Çok acil bir sınıf alabilir miyim? Oğlum ne bileyim, cinsiyet mi, toplumsal cinsiyet mi, ne öyle bir şey işte. Kızlar olmaz mı be hacı? Yoksa ne işin var benim orada? Affeder miyim moruk? İlk gördüğüm yapışacağım. Ne oldu şimdi benimle geldin? Çok mu ilgilisin bu konulara? Ben sana ilgiliyim bebeğim. Anca beraber, kanca beraber. Tek derdin kontrol etmek. Nefes almayı özledim ya. Çok mu merak ediyorsun beni? Hiç anlamı yok söylediklerinin. Vaktimi çalıyorsun sadece. Vay vay vay. İstersem gece yaparım, istersem de gündüz yaparım bu eğitimi. En azından şu ispirtolu kalemlerin kokusu bana yaşadığımı hissettiriyor. Kendi dünyanda kal, olur mu? Eğitim düzenleyeni tanıyorum ben. O bahsetmişti. Onun aracılığıyla gelmiş oldum yani. Ben de Gençlik Merkezi'nin mail grubuna üyeyim. Oradan mail gelmişti. Böylelikle haberim oldu. Yok artık. Ne zaman üye oldun sen o gruba? Başka ne mesajlar geliyor? Ya ben biliyorum. Öyle etkinlik olunca haber veriyorlar. Bak ben bilmiyordum bu mail grubunu. Ama ilk fırsatta üye olacağım. Zaten ben çok sosyal bir insanım. Hayatta kaçırmam böyle ortamları. Öğrenme açım bir kere. Eğitim nerede? Ben orada hesabı. Ben de geçen gün buradaydım. Satranç turnuvası vardı. O zaman öğrendim. Haydi arkadaşlar, yavaş yavaş eğitim salonuna geçelim. Arkadaşlar, toplumsal cinsiyet denince aklınıza ne geliyor? Toplumsal cinsiyet deyince benim aklıma kadınlarla erkekler geliyor. Benim aklıma da kadın erkek ilişkileri geliyor. Eşcinselliği düşündürüyor gibi sanki. Eşcinsellikle ne alakası var kardeşim? Toplumsal cinsiyet adı üstünde. Kadın kadınlığını bilecek, erkek erkekliğini bilecek. Hemen öyle eşcinselliğe falan getirme lafı. Tamam, sakin olalım arkadaşlar. İyi gidiyoruz. Ali, hadi sen de fikrini söyle. Aslında ben internetten biraz araştırmıştım. Ama çok az. Sanırım kadınla erkeğin eşit olmaması durumu gibi bir şey. Fikirler için teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi ben de birkaç şey söyleyeyim. Toplumsal cinsiyet, cinsiyetin toplum tarafından şekillendirildiğini anlatan bir kavram aslında. Başka bir deyişle, kadınların ve erkeklerin yaşayışlarının, rollerinin, sorumluluklarının içinde yaşadıkları toplum tarafından belirlendiğini anlatmakta bize. Örneğin, erkek mavi giyer, kadın pembe. Erkek parayı kazanır, kadın evde oturur. Erkek geç saatlerde dışarı çıkabilir, kadın çıkamaz. Ne var ki bunda? Zaten olması gereken o değil mi? Kadının geç saatte dışarıda ne işi var? Ne demek ne işi var? Kadınların erkeklerden farkı ne? Bir erkek insan olarak istediği saatte dışarı çıkıyorsa bir kadın da istediği zaman akşamları dışarı çıkabilir. Ben bu konuda Ayşe'ye katılıyorum. Tebrik ederim seni Ayşe'ciğim. Ben de kadınların gece dışarı çıkmasından yanayım. Sokakta kadın görmemek gerçekten beni çok üzüyor. Hayat böyle zevkli değil. Ya böyle adamların olduğu sokaklara ben kız arkadaşımı gönderir miyim sizce? Hem de akşam akşam. Yok artık. Daha neler? Tamam durun, sakin olun arkadaşlar. Şimdi bazı konu başlıklarından gidelim. Ben seni anlamıyorum. Ne bu eğitimler böyle? Dünyayı kurtaracağını mı sanıyorsun? Kendine adam akıllı bir iş bul be. Bıktım artık. Yaptığınız işlerle, sahip olmak istediğiniz meslekle ilgili eleştirildiğiniz oldu mu hiç? Benim anlatmak istediğim bir şey var. Ya o Kerem, suratın hali bir görsen keşke. Kızın üniversiteyi kazandı. Bunu mutlu olacağına somurtuyorsun. Evet babacığım, hiç mi sevinmedin? Sevinmedim. Kız başına inşaat mühendisi de neymiş. Hadi size iyi geceler. Oysa ki ben hayalim gerçekleşmekten dolayı çok mutluyum.
mutluydum. Kendinize veya ailenizden birine yapılmasını istemediğiniz bir şeye şahit oldunuz mu hiç? Mesela taciz. Kadına yönelik taciz. Oo bebişim, bugün şanslı gündeyim galiba. Yalnız mısın? Biraz muhabbet edelim mi? Git be pislik herif! Bak kalbimi kırdın şimdi. Bu pisliğin içindeki tatlı yaratığı görmek istemez misin? Ev işlerini hep kadınlar mı yapmak zorunda sizce? Erkekler bulaşık yıkayamayacak kadar beceriksiz mi? Ya da ellerinin yanmasından korktukları için mi ütü yapmıyorlar? Başlatma şimdi annenden. Nerede benim yemeğim? Ben aç kalmak zorunda mıyım be? Ben her şeyi hazırlamıştım. Dolaba açıp baksaydın ya Bahattin. Kapa lan çeneni. Getir benim yemeğimi. Peki, hiç kısıtlandınız mı? Ya da kısıtladınız mı? İsteklerimizin önemsenmediği oldu mu hiç? Aşkım, bu hafta sonu denize gidelim mi beraber? Nereden çıktı şimdi deniz? Ya biraz eğlenelim, yüzelim, kafamızı rahatırız. Denize gidelim. Ne giyeceksin peki denizde? Bikini alalım bana beraber. Yok. Oranı buranı sergileyeceksin sen insanlara. Konu kapanmıştır, gitmiyoruz hiçbir yere. Pek de düşünceli görünüyorlar. Sanırım bir şeylerin farkına vardılar. Ulan ne pislik herifmişim be. Ama Ayşe de fena kız değil hani. Yüzüne bile bakamıyorum heyecandan. Kendi istediğimi seçmekle en iyisini yapmışım. Oh be. Of şu Ahmet de ne gidici öyle. Babamın annemi ezmesine sessiz kalmayacağım artık. İyi ki yanına gelmiş. Belki bir şeylerin farkına varmıştır. Ya bazen çok ileri gidiyorum galiba. Alo hocam nasılsınız? Evet hocam başvurdum Fransa'daki yapı fuarına. Henüz bakmadım sonuçlara. Ne? Ne? Kabul edildin mi? Sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz sağ olun. Çok fena bir ticari zekam olduğunu fark ettim be abi. Ya bırak lan senin de bir dediğini tutmuyor. Kazanova. Kendimi keşfediyorum oğlum. Oğlum bombaya bak lan. Sus lan. Başka işin yok mu? Önüne bak. Ne oldu lan sana böyle? Allah Allah. Bombardımanı var. İran nedeni bu. Birçok taraftar millet parasını kulübe hibe etme düşüncesi yönetim tarafından memnuniyetle karşılandı. Kadriye bana su getir dedim. Duymuyor musun? Baba bugün neden annemin yerine suyu sen almıyorsun? Otur lan yerine. Otur. Deniz çok güzel görünüyor. Görünüyor ama sadece. Denize gitmek ister misin? Ama tek bir şartım var. Neymiş o? Ben denize girmem. Sadece oturur seni izlerim. Saçma mı? O zaman ne anlamı var ki? Denize gitmek istemiyor muydun? Evet ama ben seninle gitmek istiyorum. Ya o zaman sana bir şey söyleyeceğim ama gülmeyeceksin. Tamam gülmeyeceğim. Ben aslında denizden çok korkarım. Gel be. Bulutların üstünden bıraktım ben kendimi. Sonunu düşünmeden duygular sarınca beni. Gizlice tuttum. Gözlerin fısıldadı, ah mutlu yavaşça. Gözlerin fısıldadı, ah mutlu yavaşça. Çiçeklerin kokusu, dalgaların şarkısı. Rüzgarın fısıltısı. Bir sana bir de.
Bahçede hanım ne? Gökyüzünde yıldızlar, yağmurun narin sesi. Şimdi bir anlamı var. Aşk nasıl da kırılgan? Sus dedim ama olmadı. Kalbimden ismin geçti. Kimseler duymadı. Kalbimden ismin geçti. Kimseler duymadı. Çiçeklerin kokusu, dalgaların şarkısı, rüzgarın fısıltısı. Bir sana bir de bana, bir sana bir de.